kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Gönül gözlerini açıp baksana, veren neler vermiş dünyada sana. Ona gönderdin mi bir hamdü sena? De ki Allah için ne yaptın bugün? Ona gönderdin mi bir hamdü sena? De ki Allah için ne yaptın bugün? Seher vakti kalkıp vecde daldın mı? Nurlar dağılırken payın aldın mı? Seher vakti kalkıp vecde daldın mı? Nurlar dağılırken payın aldın mı? Hak aşkına kalbi şahit kıldın mı? De ki Allah için ne yaptın bugün? İmanla şükredip huzur doldun mu? De ki Allah için ne yaptın bugün? De ki Allah için ne yaptın bugün? Bir zerre noksansız çıkar yedi kat. Tükenen her nefes kaybolan fırsat. De ki Allah için ne yaptın bugün? Tükenen her nefes kaybolan fırsat. De ki Allah için ne yaptın bugün? Bir akraba sorup soruşturdun mu? Gafleti gayretle yarıştırdın mı? Alnını secdeyle barıştırdın mı? De ki Allah için ne yaptın bugün? Alnını secdeyle barıştırdın mı? De ki Allah için ne yaptın bugün? Vecde daldın mı? Nurlar dağılırken payın aldın mı? Hak aşkına kalbi şahit kıldın mı? De ki Allah için ne yaptın bugün? İmanla şükredip huzur doldun mu? De ki Allah için ne yaptın bugün? De ki Allah için ne yaptın bugün? De ki Allah için ne yaptın bugün? Efendim, de ki Allah için ne yaptın bugün? Bir akraba sorup soruşturdun mu? Gafleti gayretle yarıştırdın mı? Alnını secdeyle barıştırdın mı? De ki Allah için ne yaptın bugün? Gönül gözlerini açıp baksana. Veren neler vermiş dünyada sana. Ona gönderdin mi bir hamdü sena? De ki Allah için ne yaptın bugün? Kalbini bağla ki hak kemendine. Düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için
Ne yaptın bugün? Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Huzura Doğru programında yine sizlerle duaların kabul olduğu şu saatlerde Rabbimize hamd ederek, şükrederek kainatın sultanı alemlerin ve ademlerin efendisine sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selamlar göndererek bütün izleyicilerimize kalbi muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Huzura Doğru programından yine huzur dolu bir program yapabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin efendim. Bizleri yurt içinden ve yurt dışından takip eden ve dinleyen gönül dostlarımıza sevgiler ve saygılar. Efendim, yine her hafta olduğu gibi bu hafta da yine çok kıymetli konuklarımla sizlere misafir olmaya çalışacağız. Günün mana ve ehemmiyetiyle alakalı. Şiirde okuduğumuz gibi, ilahide seslendirdiğimiz, dillendirdiğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun amellerimizi yapıyor muyuz? Akrabalarla diyaloğumuz iyi mi? Secdelerden uzak mıyız? Alnımızı secdeyle barıştırdık mı? Küs müyüz? Ne kadar Rabbimize yalvarıyoruz ve yakarıyoruz? Bu konuda kendimizi sorgulamamız lazım. Ama tabii ki biz her hafta farklı konularla sizin huzurunuzda bulunmaya gayret gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz haftada öğretmenler haftası, bütün öğretmenlerimizin, hocalarımızın öğretmenler gününü, haftasını biz de tebrik ediyoruz. Bugünkü yazımda da Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde yine bu konuya temas ettim. Öğretmenlerimizin ne kadar bizim üzerimizde hakkı olduğunu ve onlara şükran borçlu olduğumuzu ifade ettim. Ben de İmam Hatip Lisesi'nden bize de öğretmenlik yapan, idarecilik yapan, eğitimcilik yapan, bizlerin yetişmesinde büyük katkılar olan hocalarımızdan birisi olan İlyas Aydoğan hocamı davet ettim programıma. O da Mesut'cum tabii ki gelirim dedi, beni kırmadı. Sağ olsun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sağ olun. İyisiniz inşallah hocam. Elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun. Cenab-ı Hak bu günlerimizi aratmasın inşallah. Amin hocam. Evet. Sağ olun, var olun. Efendim yıllarca eğitmenlik, öğretmenlik. Daha sonraki yıllarda da Milli Eğitim Bakanlığı'nda Genel Müdür Muavinliği. Genel Müdür Muavinliği. Yani gençlerimizin eğitiminde büyük katkılarınız oldu. Bizim de üzerimizde, bizim gibi kardeşlerimizin üzerinde de eğitimde büyük katkılarınız var. Efendim bunları konuşacağız. Öğretmenler gününde bir emekli öğretmen olarak diyelim. Efendim birikimlerinizi ve eğitimin, öğretimin insan üzerindeki etkilerini konuşacağız. Diğer konuğum da Flamur Kasami, Kosovalı bir kardeşim, genç kardeşim benim. İlahiyat Fakültesi mezunu. Efendim Kosova'dan doktora öğrencisi. Doktora yapıyor şu anda, yüksek lisansını yapıyor, doktorasını yapıyor. İnşallah eğitim camiasına katılacak grubun içerisinde. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsın Flamur? İyisin inşallah. İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hamdolsun. Ben de teşekkür ederim. Ramazan'da da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımıza katılmıştın. Evet. Burada bir renk ederim. Olsun dedik. Sağ olasın. Sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Evet Sayın Hocam. Buyurun. Evet. Tabii öğretmenlik deyince çok gerilere doğru gidiyor zihnimiz, gönlümüz. Birçok hadiseler gözümüzün önünden bir şerit gibi geçiyor. Değil mi? Ben öncelikle bu programınız vasıtasıyla bütün değerli meslektaşlarımın, genç kardeşlerimin öğretmenler gününü kutluyor. Hayat boyu başarılar diliyorum. Eyvallah. Özür dilerim. Estağfurullah. Buyur. Şimdi dünyaya yeniden gelsem bana ne olmak istersin derse, deseler yine öğretmen olmak isterim. Çünkü bu öğretmenlik mesleğinin lezzetini, zevkini bana o kadar çok tattırdı ki öğrencilerim. Allah'a hamd ediyorum. Hiç unutmuyorum. Bir gün beni Danimarka'ya çağırdılar. Danimarka'ya
direkt uçak yok. Hamburg üzerinden Hamburg'a kadar gidiyorsunuz. Oradan karayoluyla geliyorlar, alıyorlar. Beni almaya gelenler havaalanına hoş beşten sonra arabalarına bindirdiler. Hocam nerelisin, ne iş yaparsın falan derken dedim Bursalıyım. İşte Bursa İmam Hatip Lisesi'nde uzun yıllar öğretmenlik idarecilik yaptım deyince bizim dediler burada Bursa İmam Hatip mezunu iki tane genç var. Evet. Öyle deyince heyecanlandım. Allah Allah. Baştan dedim benim ne işim var buralarda, soğuk da bir hava. Danimarka'nın iklimi de çok soğuk böyle. Bir pişmanlık duydum içimden. Niye geliyorum ben bu yaştan sonra falan gibi. Neyse yolda tanıştık, anlattı falan. Kim bu öğrenciler diye heyecanla isimlerini söylediler. Hatırladım. Birinin ismini hatırladım. Yakinen tanıdığım bir öğrenci. Derslerine girdim. Evet. Neyse onlar da benim geldiğimi duymuşlar. Sabaha kadar uyumamışlar. Sabahleyin misafir kaldığım yere geldi ikisi birden. Boynuma sarıldılar. Neyse kucaklaştıktan sonra ben 2 yıl Danimarka'da kaldım. Evet. Evet. 2 yıl Danimarka'da orada Selam Okulu diye bir okul açmışlardı. O okulda görev yaptım. 2 yıl boyunca o öğrencilerimizden birisi makine fakültesinde okuyordu. Birisi de bilgisayar mühendisliğinde okuyordu. İngilizceleri, Almancaları, Danimarkaca zaten kendi ana dilleri gibi, Arapçaları mükemmel 4-5 dil biliyorlar. Ve 2 yıl boyunca beni böyle gölge gibi takip ettiler, Allah razı olsun. Evet. Bütün ihtiyaçlarımı karşıladılar. Rahatsızlandım. Gece sabaha kadar hastanede başımda dolandılar. Yani öğrencinin öğretmenine yapması gereken saygı evet. ve iletişimi anlatıyorsunuz. Tabii. Ne kadar onu güzel anlatıyorum bir şey. Ve oradan da şuraya gelmek istiyorum. Bundan daha sevimli, şey bundan daha zevkli bir şey olur mu? İnsan yetiştirdiği meyvesinin tadına bakarsa evet. anlam ifade eder. Doğru. Burada bir de şunu vurgulamak istiyorum. İz bırakan öğretmen olmak lazım. Bu meslek sevgi mesleğidir. Alemlerin temel yasası sevgidir. Bir kuş bile yavrusunu ağzındaki şeyi verirken ona gıdasını büyük bir zevkle, büyük bir şevkle uzatıyor. O da ağzını uzatarak onu alıyor. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Bir organ naklinde bile bir organı vücuda naklettiğiniz zaman eğer vücut onu benimserse, severse bünyeye kabul ediyor. Bünyeye kabul eder ve olumlu bir sonuç elde eder. Uyum. Uyum, tabii uyum. Sevgi çok önemlidir. Evet. Allah'ın insanlara bahşettiği en mükemmel duygu da sevgidir.